Merhaba, Verilerle İstanbul devam ediyor. İPA'nın kampüsündeyiz. Rakamları konuşmaya devam ediyoruz. Konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün gençlik konuşacağız. Gençlik konuşacaksak tabii ki Demet hocamla konuşacağız. Profesör Doktor Demet Düküslü bizimle. Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı. Hocam, lisansı rahat söyleyebiliyorum. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi ama yüksek lisans ve doktora gelince EHES diyeceğim. Siz açın artık. Nedir EHES? Evet, École des Hautes Études en Sciences Sociales ama Niye demediğimiz buradan da görüyoruz. ama Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu diye de çevirebiliriz. Hocam, çok zor bu gençliği konuşmak. Pozitif soru bulmaya çalışıyorum. Yani nereden yakalayacağımı bilmiyorum. Bulamıyorum açıkçası. Onun için durum neyse onu konuşalım. İstanbul gençliğinden bir başlayalım. 5 yıl sonra kendi kişisel durumunun gelişeceğini söyleyenler 2016 yılından beri rakap olarak düşüyor. Şu an %40'larda. Ne oluyor hocam? Evet, bir yandan rakamlara baktığımızda gerçekten pesimist olmamızı, karamsar olmamızı gerektirecek sonuçlar görebiliyoruz. Yani neden bu verdiğiniz rakam ve giderek bir trend olarak yükselme önemli diye düşünecek olursak, genelde gençlik kategorisi bizim böyle çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş kategorisi olarak tanımladığımız, ama yetişkin olmakla ilgili umudu olan, kendi ayakları üzerinde duracağına ve kendi hayatını kuracağına dair pozitif düşünceler geliştiren bir gençlik tanımımız vardı veya gençliğe dair bir tahayyülümüz vardı. Bunun değişmeye başladığını ve gelecek deyince artık karamsar tabloların da gençlerin kafalarında belirmeye başladığını görmüş oluyoruz. Bir yandan yetişkin olmak bizim böyle çok lineer diye düşündüğümüz, o geçiş dönemini çok pürüzsüz olarak düşündüğümüz, zaten herkes bir gün gençliğini yaşayacak ama sonrasında da yetişkin olacak diye düşündüğümüz dönem gittikçe bir kere gençlik bir sınav halini almış durumda. Streslerle, kaygılarla bezeli bir dönem olmuş durumda. Ama aynı zamanda da kendi ayaklarının üzerinde durabilmek dediğimiz, kendi ekonomik özgürlüğünü alabilmesi, kendi ailesini kurabilmesi, geleceğe dair ülkede veya küresel çapta her şeyin iyiye doğru gideceğine dair bir bakış açısına sahip değiller. Böyle yükselen bir trend ile karşı karşıyayız. Böyle olunca da bizim gençlik hakkında düşüncelerimizde bir anlamda ters yüz etmiş oluyorlar. Ve biz de ister istemez işte yetişkinliği olarak ya da gençliğini bir tarafa bırakmış olduğunu düşünen olarak ne oluyor bu gençliğe diyoruz. Bir kere daha hep gördüğümüz şekilde gençliği günah keçisi olarak seçmiş oluyoruz. Oysa ki bu değişimin sorumlusu onlar değiller tabii ki de. Bu arada şey konumuzun içinde yok ama öyle bir kapı açtınız ki önemli olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle bu aralar çok motivasyon konuşmacıları da izliyorum. Biraz haksızlık yaptıklarını düşünüyorum onlara da gençlere. Sanki böyle biz onlar motive değiller de biz her şeyi doğru düzgün yaptık da onlar motive değiller. Hadi her sabah uyandığınızda soruyor musunuz kendinize bugünü nasıl geçireceğiz? Ben hiç hayatım boyunca her sabah uyandığımda bugünü nasıl geçireceğim diye sormadım. Konumuz değil ama arada onu da söylemiş olayım. Sanki her şey düzgün gidiyor da onlar mı yapmıyorlarmış gibi ben de katılıyorum size. Evet, ya da yeterince istemiyorlarmış gibi. Yani içinde yaşadığımız çağ öyle bir çağ ki aslında başarısızlığı hemen bireyin üzerine yükleme kolaylığına kaçmış oluyoruz. Aa, başarısız mısın? Bu senin suçun. Yeterince istemiyorsun, yeterince motive değilsin vesaire. İşte burada hani sistemsel yaşadığımız sorunları bir kenara atıp bütün her şeyi bireye yüklediğimizde aslında bireyin üzerindeki yükü çok daha ağırlaştırmış oluyoruz. Yardımcı olmak yerine aslında çok daha ağırlaştırmış Resmen bir oluyoruz. sektör çıktı bundan hocam. Gerçi şey vardı bu sektör artık buraya Evet, bunun ithalini de vardı. yapmış olduk. Hocam şimdi Habitat'a göre gençlerin %30'dan fazlasının ortalama geliri 600 ile 1500 TL arasında. Türkiye'de gençlerin %70'i ekonomik anlamda ailelerinden bağımsız değil. Gençler bir şeylerden sürekli feragat etmek zorundalar. Burada iki tane soru soracağım. Bir, sizce en çok neyden feragat ediyorlar? Bunu sosyolojik, psikolojik olarak soruyorum. O sorunun cevabını alayım sonra ikinci soruyu da sorayım. Tamam, Ama bir ev gençliği kavramı aldı başını gidiyor. peki. Yani herkes ev gencini konuşuyor vesaire. Bu konuda da ne düşündüğünüzü soracaktım ama önce birinci sorudan başlayalım.
Tabii ki memnuniyetle. Yani yine genç dediğimiz kategori tek başına yaşayan, sanki bu toplumun dışında bir gençlik kategorisinden tabii ki bahsetmiyoruz veya gençlerden bahsetmiyoruz. Bir ailenin içine doğan, o ailenin olanaklarından yararlanan veya içine doğmuş olan şanssızlıklarıyla beraber mücadele etmek zorunda kalan bireylerden bahsediyoruz ve hepimizin bildiği üzere de aile Türkiye toplumunda çok önemli kurumlardan bir tanesi. Çocuklar, gençler de tabii aileler için de çok çok önemli. Bütün gelecek yatırımını aileler onlar üzerinden yapıyor. Bu da tabii ki gençler açısından büyük bir yük olarak karşımıza çıkıyor. Bir de ailelerini bir anlamda mutlu etmek, memnun etme sitesini beraberinde yaşayabiliyorlar. Ama baktığımızda tabii hani gençler dediğimiz kategori ki kendi içinde çok heterojen. Yani öğrencileri de kapsıyor. Sizin sorununuzda var olan çalışmayan ve okumayan gençleri de kapsıyor. İş arayan genci de kapsıyor. Erken yaşta okulu bırakmış olan ve çalışmak zorunda kalan genci de kapsıyor. Bu heterojenlik içinde tabii gencin hayatında hangi şey var, destekler var dediğimizde sadece aile varmış gibi gözüküyor. Ve bu anlamda da bizim gencin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak. Ailesi dezavantajlı olduğunda onu kaldırabilecek veya ailesiyle ilgili bir sorun yaşadığında yine gencin toplumda kimseye muhtaç kalmadan, herhangi bir kriminal aktivitenin içine girmek zorunda kalmadan kendi ayakları üzerinde durabileceği gençlik politikalarına ihtiyacımız var. Oysa ki böyle politikalar yok. Bu anlamda aslında gençlik kategorisi bizim düşündüğümüz gibi hiçbir yetişkinliğin sahip olduğu, sorumluluğa sahip olmayan, her şeyin çok rahat olduğu, çok güzel geçtiği bir gençlik döneminden bahsetmiyoruz aslında. Kaygılarla ve streslerle geçen bir gençlik döneminden bahsediyoruz. Farklı anketler de bunu tekrar ve tekrar gösteriyorlar. Ya da sahada olan, nitel araştırmalar yapan benim gibi sosyologlar bunu tekrar ve tekrar gösteriyorlar. Ama diğer taraftan gerek medyada, gerek tüketim toplumunda, gerek yetişkinlerde sahip olunan bir bakış açısı var. Ya sen gençsen daha henüz yetişkinliğin zorluklarını yaşamaya başlamadın. Senin tuzun kuru. Bu anlamda en büyük feragat ettikleri şey herhalde kendilerinin dertli olduğunu ve ne kadar sorunlu olduğunu anlatamamak gibi bir zorluk. Ama aynı zamanda da kendilerine pompalanan gençlik ne kadar rahat bir dönemi yaşayamamak ve kendi yaşadıkları gençlik ile o hayallerdeki veya kafalardaki gençlik arasında bir uçurum olması gibi ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Biraz genç işsizliğini de konuşalım mı hocam? Ne görüyorsunuz? Evet, yani rakamlar ki alarm veriyor, genç işsizliği konusunu tabii ki bu ev genci olarak tanımladığımız istihdamda ve eğitimde olmama durumuyla da beraber de düşünebiliriz. İşte OECD ülkeleri arasında en yüksek rakamlara sahip olmak, genç işsizliği ile istihdamda ve eğitimde olmamayı birleştirdiğimizde 15-25 yaş arası gibi aslında genç bir kategorinin üçte birinin eğitimin ve istihdamın dışında kalması hakikaten alarm verici. Her şeyi bırakıp bu konu üzerine düşünmemiz, konuşmamız gereken bir konu. Üstüne üstlük bu birey nasıl yaşıyor, genç nasıl yaşıyor diye düşündüğümüzde de tabii büyük bir hayal kırıklığı olarak yaşanıyor. Yani genç işsizliği dediğimiz şey aslında bir başarısızlık hikayesini, kendini bir başarısız hissetme hikayesini de beraberinde getiriyor. Ailede yaşanan bir yıkımı da beraberinde getiriyor. Ve ilk olarak konuştuğumuz gibi yetişkin olamamayı da bir türlü de o geçişi, gençlikten yetişkinliğe geçişi yapamayı da beraberinde getiriyor. O yüzden Türkiye'de de ama Orta Doğu toplumlarında da, Güney Avrupa toplumlarında da bugün bu yetişkin olmanın zorlukları her şeyin ötesinde konuşmamız, tartışmamız gereken konulardan bir tanesi. Fazla mı iddialı olur ama kayıp jenerasyon demek? Evet, yani kayıp kuşak kelime bile kavramımız aslında bize Birinci Dünya Savaşı sonrasında
literatüre girmiş, biraz da edebiyat akımlarıyla işte o Ernest Hemingway'lerin, F. Scott Fitzgerald'ların falan bize armağan ettiği bir kavram. Tabii ki o Büyük Savaş, Birinci Dünya Savaşı büyük bir kayıp hissini de beraberinde getiriyor. Geleceği kaybetmek, umudunu kaybetmek vesaire. Ve sonrasında da farklı kuşaklar için de bu kayıp kuşak kavramını kullanan sosyal bilimciler oluyor. Ve böyle baktığımızda 21. yüzyılda genç olmak hakikaten çok zor. Nasıl anlamlandıracağımız tabii ki sosyal bilimciye ya da o analizi yapan kişiye kalmış ama ve her zaman isimlendirmeler yapmak, adlandırmalar yapmak her zaman sorunlu. Ama diğer taraftan da bugün hiç olmadığı kadar 21. yüzyılda ve özellikle de Türkiye'nin istatistiklerine baktığımızda Türkiye'de genç olmanın hiç olmadığı kadar zor olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada şey yetişkinliğe geçiş dediniz. Kendi araştırmalarımızda da bunu çok net görüyoruz hocam. Yani biz onlara, bu gençlere masa altına gizlenmiş çocuklar diyoruz. Hatta onlar yetişkinliği kaldıramayan yetişkinler olacaklar diyoruz. Bu yetişkinliğe geçiş ya da geçememe durumun gelecekte başımıza bambaşka sorunlar getireceğini de net bir şekilde biz de kendi araştırmalarımızdan bu arada görüyoruz. Ama bir taraftan da bir alt kültür meselesi var. Bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz ama böyle bir mahallenin gencinin kendini anlatma, çok keskin bir dil var orada. Ama bu keskin bir dil bir kültüre döndü. Bu kültür gençlerden bütün Türkiye'ye bir furyaya döndü. Bugün hepimizin Spotify listeleri raplerle bilmem nelerle doldu. Biz Tarkan jenerasyonuyuz. Biz bilmezdik bunları. Bu keskin dil, bu alt kültür. Hocam takip ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii gençlik sosyolojisi için çok önemli anahtar kavramlardan bir tanesi de gençlik kültürleri ve gençlik alt kültürleri. O yüzden de gençlik sosyolojisi çalışıp aslında bu kavramlar üzerine kafa yormamak çok kolay değildi. Gençlik sosyolojisi dersimizde de biz öğrencilerle genelde bu farklı alt kültürleri de analiz etmeye çalışıyoruz en azından belirli haftalarda. Yoksa tabii ki ders programımız biraz yoğun ama baktığımızda gençlik kültürleri aslında biz şu anda yeniymiş gibi hissediyoruz. Sanki işte özellikle rap'in ana akımlaşmasıyla beraber, hip hop kültürüyle beraber biraz daha kafa yormaya çalışıyoruz vesaire. Ama tabii ki gençlik sosyolojisi açısından eski bir konu. İlk olarak gençlik kültürlerinin ortaya çıkması 1950'li yıllarla beraber karşımıza çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte kılık kıyafetinden okuduğu romana, dinlediği müziğe kadar yetişkinlerden farklılaşan ve yetişkinler açısından da ne oluyor bu gençlere? Ne kadar da farklı giyiniyorlar, ne kadar da farklı konuşuyorlar, ne kadar da farklı müzikler dinliyorlar sorusunu sordurtan yıllar 1950'li yıllar. İşte mesela 1955 yapımı Asi Gençlik filmini hatırlayacak olduğumuzda orada James Dean'in oynadığı Jim Stark karakteri ve onun kırmızı ceketi çok büyük bir infial kaynağı yaratıyor. Yani kırmızı ceket mi olur gibi. Bu anlamda işte sonrasında tabii ki 60'lı yıllar bu sebepsiz isyanın, hani Rebel Without a Cause, Asi Gençlik filminin İngilizce başlığını düşünecek olsak, o sebepsiz isyanın 60'lı yıllarla beraber bir politik isyana dönmesi, işte rock and roll dönemi, rock kültürünün ortaya çıkması ve 70'li yıllarla beraber, 68'in de sönümlenmesiyle beraber İngiliz kültürel çalışmaları ekolünün sosyal bilimlerde direnişi alt kültürlerde araması ve alt kültürlerde bir direnişi bulması, okuması. Yani bu hikaye biraz uzun bir hikaye ve baktığımızda sadece bugüne özgü değil. Ama diğer taraftan da biz görüyoruz ki kapitalist sistem bir direniş olarak çıkan, bir haykırış olarak çıkan her türlü kültürü de bir anlamda kendi içine de hapsedebiliyor ya da onunla beraber başka şekiller alabiliyor. Hani bugün ticaretleştirebiliyor da aynı zamanda yani çok hızlı bir şekilde. Kesinlikle. O anlamda hemen bakıyorsunuz ki ilk başta isyan olarak çıkan işte arabesk sonrasında bir popüler kültürün bir parçası. Pazarlanan bir ürüne dönüyor. Pazarlanan bir ürünü haline alabiliyor.
bugün benzer bir şeyi rap içinde görüyoruz. Bir ana akımlaşma var ama diğer taraftan da kendi müziğini yapmaya çalışan gençler açısından baktığımızda, kendi sözünü söylemek isteyen gençler açısından veya kendisinin farklılığını ve isyanını kılığı, kıyafetiyle, sözleriyle, cümleleriyle anlatmak isteyen gençler açısından tabii ki hala bir isyanı içinde barındırıyor ve bizim gibi gençlik sosyolojisi içinde tabii ki çalışılması, anlaşılması ve o sesin duyulması çok değerli. Peki hocam şimdi gerçi kısmen yanıtladınız ama TikTok örneğinden gideceğim. 8-9 milyon kişi orada bir içerik yaratıyor, 30 milyon kişi izliyor. Şimdi bir alt kültürü izliyoruz hep birlikte ve alt kültürün farkında olmadığımız yaratıcılığıyla karşı karşıyayız. Niye bu kadar merak ediyoruz? 30 milyon kişi bir sahneyi izler gibi izliyoruz. Neden bu kadar bu kültürlere, gençlerin yaratıcılığından neden bu kadar meraklıyız? Evet, ne bulmaya çalışıyoruz, ne görmeye, ne anlamaya? Bir yandan da aslında o TikTok'ta veya işte YouTube'da içerik üreten gençler de aslında neyin ilgi çekeceğini de anlamaya çalışıyor. Ve karşılıklı olarak bir mecra oluşturuluyor galiba. Ama tabii hani TikTok'un önemi bizim çok da görmeye alışkın olmadığımız, işte hani sizin reklamlardan, pazarlamadan çok da alışkın olmadığınız bir gençliği gösteriyor olması ve bize de öyle bir pencere açtığı için galiba bize daha çok merak ediyoruz. O anlamda TikTok'un bence sınıfsal bir boyutu da var yani. Kesinlikle hani var. Alışkın olmadığımız bir şeyleri bize gösteriyor olması, işte örneğin Instagram mecrasından çok daha farklı olmasıyla. Hocam bu ekonomik beklentiler, ona gelmeden önce bir tane soru daha soracağım. Değerleri sormak istiyorum. Ekonomi soracağım ama yeni değerleri takip ediyor musunuz? Yeni gençlikte gördüğünüz bir, bugüne kadar farkına varmadığımız yeni oluşan değerler var mı? Paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Bizim de çok merak ediyorum çünkü. Şahsen bu soruyu aslında seyirciler için de kendim için soruyorum. Yani samimi olmam gerekirse. Var mı yeni değerler şu anda o alt kültürlerde oluşan? Yani tabii ki değerler dediğimiz zaman çok daha derinlemesine bizim oturup konuşmamız ve o değerlerin de nasıl bir kesimden diğerine değişebildiğini görmemiz lazım. Ama hani eğer ki bu genç kuşağa ait bir değer düşünecek olursak, hani özgürlük temasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kılık kıyafetimden tut da nasıl yaşayacağıma kadar o kadar çok karışılan bir ortamda yaşıyorlar ki, hani bunun karışılmadığı ve çok daha özgürce yaşayabilecekleri bir hayatı sürekli olarak dillendirdiklerini bir ilke olarak, bir hayal olarak, çok da ulaşmaları kolay olmasa da kendi hayatlarında eksikliğini hissettikleri bir kavram olarak özgürlükten çok bahsedildiğini söylenebilir. Bir de daha iyi bir yaşam hayali de her zaman var. İşte evet. Orada da yine daha iyi yaşam hayalinde de yine hayaller ve gerçekler maalesef birbirini tutmuyor. Onu da sürekli olarak anlatıyorlar. İşte sosyal medyaya da baktığınızda bu hayallerle gerçekler arasındaki uçurum sürekli olarak dile getiriliyor. Ama daha iyi bir hayat ve tabii ki burada daha iyi bir hayatın içinin de açılması lazım. Böyle sadece anketlere baktığımızda sadece sanki maddi bir şeyler peşinde koşuyorlarmış gibi gözüküyor. Oysa ki saygınlık peşinde koşuyorlar. İşte insan yerine konmanın peşinde koşuyorlar. Ve eğer belirli bir maddi seviyeye sahip değilseniz de bütün bunların olamayacağına dair de bir bakış açıları var diyebiliriz herhalde. Yani bu jenerasyonlar hakkında şimdi Z jenerasyonu diye bir kavram var, çok konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz? Tabii kuşak kavramı da, yani her ne kadar jenerasyon, her ne kadar frankofon olsam da jenerasyon kavramını böyle konuşurken, yazarken çok da fazla kullanmamaya, işte Türkiye'de tarihsel olarak nesil sonrasında işte kuşak üzerinden gitmeye çalışıyorum. Ama tabii ki kuşak gençlik sosyolojisindeki anahtar kavramlardan bir tanesidir. Nasıl gençlik
anahtar bir kavramsa, gençliğin heterojenliği çok önemli vurguladığımız bir durum ise, aynı şekilde de kuşaklar, kuşaklar arasındaki değişim, farklılıklar da çok tartışılan, konuşulan konulardır. Türkiye'de tartışıldığı haliyle X, Y, Z kuşağı tabii daha çok bir Amerikan literatüründen gelen ama gençlik sosyolojisinden değil, daha çok pazarlama literatüründen, pazarlama alanından çıkıp ama aynı zamanda insan kaynaklarıyla da harmanlanan bir literatürden besleniyor. Oysa ki işte mesela gençlik sosyolojisinde benim çok fazla yararlandığım Karl Mannheim kuşağı içine doğulan dönemle, zamanın ruhuyla açıklamayı, anlatmayı önemsiyor. Böyle baktığımızda da belirli kırılma noktaları var. Tarihsel kırılma noktaları bunlar. O tarihsel kırılma noktalarında da yeni kuşaklar ortaya çıkıyor. Yeni bir kuşak bilinci ortaya çıkıyor. Ve işte o zaman da kuşaklar arasındaki farklılıkları da daha net görmeye başlıyoruz diyor. Ya da işte Margaret Mead gibi bir sosyal antropolog kuşak kavramının ne kadar modern bir kavram olduğunu, o anlamda kuşak çatışmasının geleneksel toplumlarda pek fazla görülmediğini ama değişimle beraber özellikle 60'lı yıllardan sonra kuşaklar arasında bir uçurum olduğundan da bahsediyor vesaire. Yani çok kullandığımız kavramlar da tabii ki gençlik sosyolojisinde ama elden geldiğince o sadece pazarlama literatüründen veya insan kaynaklarının sanki tek bir kuşak varmış, o kuşak da kendi içinde homojenmiş veya bütün dünyada bir Z kuşağı varmış, hepsi birbiriyle benzermiş, Türkiye'deki Z kuşağıyla Japonya'daki Z kuşağı aynı şeymiş gibi bir tanımlama yapmamaya gayret ediyoruz tabii ki. Yüzeysel kalıyor yani en özeti. Hocam şimdi gençliğin %70'i ülkeyi yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Bir duygularınızı alabilir miyiz bu konuda? Yani bir yandan tabii ki bu yurt dışına gitme isteği benim ilk anketlere bakmaya başladığım 2000'li yıllardan itibaren karşımıza çıkan bir olguydu. Fakat son dönemde bunun ciddi bir artışta olduğunu görüyoruz ve üstüne üstlük de hani kendine dair iyi bir yaşam için kafanda ne gibi planlar var dediğimizde yurt dışına çıkma hayali de bir o kadar sık sık dile getiriliyor. Bu anlamda değişen bir şey olduğunu ve artan bir konuyla karşı karşıya olduğumuzu herhalde bir kere altını çizmemiz gerekiyor. Ama onun dışında da yine de bu hayalin herkes için gerçekleştirilemeyeceğini biliyoruz. Herkes için mümkün olmayacağını biliyoruz. Ama yine de belirtiliyor, yine de bu söyleniyor. İşte bu da biraz önce söylediğimiz, burada daha özgür bir yaşam hayal ediyorum ama bunu bulamayacağımı düşünüyorum. Burada daha iyi bir hayat hayal ediyorum ama bunu burada bulamayacağımı, yurt dışında, tabii yurt dışı derken de asıl olarak kastettiklerinin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada olduğunu söylemek gerekir. Orada daha rahat bulacaklarına dair bir inanç var. Ve böyle de baktığımızda tabii bu kuşak için de çok uzak bir şeyden bahsetmiyoruz. Baktıklarında rap starından tutun da gazetecisine, üniversitedeki Barış Akademisyenine pek çok kişinin son dönemde bu ülkeden gitmek zorunda kaldığını, başka bir yere yerleşmek zorunda kaldığını birebir de yaşadılar. Bunun mümkün olabildiğini biliyorlar. O anlamda da küresel dünyanın gençleri olarak hani burada istediğin koşulları sağlayamadığın zaman bir başka alternatife de sahipler. O yüzden burada da yine ya gençler, nasıl gençler, niye bunu hayal ediyorlar yerine? Neden buraya dair hayaller kuramıyorlar? Niye bu hayalleri başka yerde gerçekleştirmeyi planlıyorlar? Bunun üzerine düşünmek daha anlamlı. Çalışmak gerek. Hocam, sihirli lambanız var. Cininiz de diyor ki üç isteğinizi, gençlerle ilgili üç isteğinizi hemen gerçekleştireceğim. Ne olurdu öncelikleriniz? Bu da size son sorum olsun. Tamam. Yani çok çok zor bir soru. Herhalde hepimiz için bu sihirli değneği beklememek en önemlisi. Hı-hı. Yani çünkü o kadar bu sihirli değneği beklemek ve sonrasında da onu bulamamak bizi o kadar umutsuzluğa doğru sevk edebiliyor ki. Bunun olmayacağını bilmek, bunun olmayacağını bilerek de
aslında çaba göstermek, umutu üretmek, umutu yaşartmak herhalde en anlamlısı olurdu. Ve eğer gençler için bir dilek dileyeceksem de bu sihirli değneğin gelmeyeceğini. O yüzden de bu sihirli değnek için hepimizin hep beraber farklı kuşaklardan kişiler olarak neyi hayal ediyorsak onun için beraber çalışmamız gerektiğini söylemek daha anlamlı geliyor. Yoksa hiç bitmeyecek bir şekilde bir kurtarıcıyı bekliyoruz, sihirli değneği bekliyoruz ve o hiçbir zaman gelmeyebiliyor. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Demet Lüküslü hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok kafamızı açtınız. İzleyin, bulun kendisini sosyal medyalarda, şeylerini, araştırmalarına bir bakın. Çok iyiydi. Çok teşekkür ederiz size. Ben çok teşekkür ediyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Ve ileride İstanbul bizi takip etmeye devam edin.